Herkese merhaba, ben Eylül Aşkın. Bugün sizlere yine Lüleci Hendek Caddesi üzerindeki Next Pera Art Galeri'den sesleniyoruz. Yine her zaman olduğu gibi çok kıymetli bir konuğum var. Bugün sanatçı genel koordinatörü sevgili Didem Tüzel bizle beraber. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sizler de iyisiniz. Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiğiniz ben için öncelikle. Ben teşekkür ediyorum, beni konuk olarak aldığınız için. Çok güzel bir yerdeyiz. Sizler çok teşekkürler. Peki nerelisiniz? Nasıl bir çocuktunuz? Nasıl bir ailede ve çevrede büyüdünüz? Oradan başlayalım. Nereliyim? Aslen işte Kütük'te görünen Kayseriliyim. Orada büyüdüm. Çerkezim. Nasıl bir çocukluk geçirdim? Genelde hep böyle bir Çerkezlerin sanatla bir iç içeliği vardır. Dansı, işte gelenekler, görenekler. Oradan kalma galiba şu an bu yaptığım meslek. Dansla devam ettim. Sonrasında müzik tarafı çok daha cezbedici geldi. Ve derken sahne önündense arka tarafın o krizlerini çözmek, koordine etmek daha mutlu etti. O yüzden işin artık yaklaşık 13 senedir koordinasyon tarafındayım. Peki müzik sektörüne nasıl çekildiniz ve ilk sanatçınız kimdi? Müzik sektörüne Mersin'de okuyordum o zamanlar. Öyle bir gezelim diye bir mekana gittik. Mekanı beğendim. Ya çalışacak bir yer arıyorum ama siz arıyor musunuz eleman? Arıyoruz dediler. Öyle bir Mersin Hayal Kahvesi'nde başlamıştım. 2 sene orada çalıştım. Sonrasında yolum İstanbul'a düştü. Sanatçılara geçmeden önce bir mekanları öğrenmek gerekiyor bizim işte. O yüzden bir 4 sene mekan geçmişim var. Sonrasında ilk sanatçım Mabel Matiz'di. İlk sanatçınız? Evet. Güzel bir başlangıç. Güzel bir başlangıç. O dönem tam yükselişte olduğu zamanlardı Mabel Bey'in. Her zaman zaten güzel bir giden bir kariyeri vardı ama o dönem gerçekten en tatlı zamanlarıydı. Peki Kayseri'den geldiğinizde İstanbul'a ilk yıllarınız nasıldı? Neler yaptınız o süreçte? Çok zordu. Çünkü bizim mesleğin aslında bir okulu yok ve bir tarifi yoktur. Ve Anadolu'da yetişmiş birisi olarak bunu aileye kabul ettirebilmek. Ablam doktor ve hep ailede doktor, öğretmen istenilir. Benim mesleğimi tarif edemedikleri için tek başımaydım İstanbul'a geldiğim zaman. Çok zorlandım. Ama bir şekilde galiba devam ediyorum hala. Mabel Matiz'den sonra birden böyle bir ciddi yükseliş yaşadınız. Evet. O kariyerinizdeki bu sıçramayı ne tetikledi? Nasıl oldu? Kariyerimdeki bu sıçramayı böyle artık çocukluğa falan inceledim bundan sonra. Ama hep böyle bir kendini gösterme, aslında benim yaptığım iş de önemli bir iş diye böyle kendi içimde bir hırsım vardı. Göstereceğim, ailem ne iş yaptığımı anlatabilecek sonunda. Derken böyle adımlar adımlar ve başarı aslında öyle tatlı bir has ki onu aldıkça daha nasıl koyarım üstüne, nasıl yaparım derken en son kendi şirketimi açtım. Hep böyle bir ya hep ya hiç felsefesiyle ilerliyorum. O yüzden oradan sonra şirketi de açınca işler bir anda büyüdü. Daha da büyümeye devam ediyor. Daha büyük isimlerle çalışmaya da başladınız aynı evet. Süreçte. Peki bilmeyenler için bunun üstünde durmak istiyorum. Menajer ve genel koordinatör arasındaki fark nedir? Şöyledir. Şimdi çalıştığım sanatçıların durumu itibarıyla aslında bunu anlatacağım. Çünkü bizim sektörde olup da genel koordinatör ne iş yapıyor diyebilecek yine bir sürü kişi var. Fakat sanatçı isim büyüdükçe, ekip kalabalıklaştıkça bunların bir takibi gerekiyor maalesef ve ben 7/24 çalışıyorum. Konserden konsere bir hizmetim yok. Ben 7/24 hizmet veriyorum. Bu atıyorum bir yerde bir işi vardır, bir toplantıya gidecektir, hayatında belki önemli bir karar alacaktır. Genel anlamda bir koordine sağlıyorum. Konser alanında da bu koordineyi nasıl sağlıyorum? Evet, bir teknik prodüksiyon amirimiz var. Evet, sanatçının kendi asistanı var ama yaptığımız işler o kadar büyük ki bunları yine her bir kişinin takip ediyor olabilmesi lazım. Çünkü insanoğlu herkes hata yapabiliyor ve bizdeki bir küçük hata çok büyük şeylere mal olabiliyor. O yüzden sahnede piyano geldi mi? Kino ışıklarımız tam mı? Yani ya da sanatçının günlük akışındaki her şey tamam mı? Suyundan peçetesine, sehpasına,
Bunları her şeyi gerçekten birinin izlemesi gerekiyor. Menajer, eğer ki sevgili Oğuz Bey'le çalışıyorum zaten. Oğuz Bey de buradan izlerse sevgiler. Oğuz Bey'in çok güzel bir lafı vardır. Küçük balıklarla uğraşırken büyük balıkları kaçırmamak gerekir. Aslında o küçük balıkları ben hallediyorum. Oğuz Bey büyük balıkları hallediyor. O tarafta iş bağlamak, böyle büyük isimlere iş bağlamak çok zor. O yüzden de aslında Oğuz Bey oradaki enerjisini buraya yönlendirmemesi gerekiyor. Buraya yönlendirirse orası aksayacak. O yüzden ben bu tarafı hallediyorum, Oğuz Bey bu tarafı hallediyor gibi bir düzende çalışıyoruz aslında. Siz ekip arasındaki iletişimi ve her şeyin ekip içerisinde sorunsuz olmasını sağlıyorsunuz. Oğuz Bey de gerekli iş anlaşmalarını yapıyor. Gerekli iş anlaşmaları ve gerekli iş anlaşmalarından ziyade hayatının her alanında. Menajer dediğimizde günümüzde maalesef burada biraz sistemkar konuşacağım ama menajer dediğimizde evet bookingçiyle karıştırıyorlar ya da telefon açıp business'ta uçmakla karıştırıyorlar menajerliği. Ben bu yaşıma kadar ben menajer olacağım diye bu sektöre girdim. Fakat her yerde söylerim, Oğuz Bey'le tanıştıktan sonra ben menajer olmaktan vazgeçtim. Çünkü menajerliğin aslında ne demek olduğunu, Oğuz Bey'in 42. senesi artık sektörde, ne demek olduğunu ondan öğrendim. Ben yokum dedim. Yani hayatının, atıyorum, bir sanatçımızın bir eviyle ilgili bir anlaşma yapılacak. Sanatçımız yine orada. Sanatçının gittiği mekandan, bulunduğu ortam, planladığı tatilden her şeye kadar için işin içinde olmanız lazım. Çünkü sanatçının attığı her adım aslında kariyerine de yön veriyor. Ya da tam tersi. O yüzden ikisinin arasındaki ayrımı aslında böyle anlatabilirim. Peki bugüne kadar bildiğimiz, tanıdığımız hangi isimlerle çalıştınız ve şu an kimlerle çalışıyorsunuz? Bugüne kadar sayalım. Mabel Matiz, sonrasında zaten Manga, Demir Demirkan, Fatma Turgut. O dönem bizde başka kimler vardı? Sufle vardı, Can Baydar vardı. Devamında kimlerle başladık? Zaten sonrasında şirketimi kurma kararı aldım. Bu isimlerden sonra şirketimi kurduktan sonra yolumuz Ajda Hanım'la kesişti. Ve Oğuz Bey'le tabii ki. Devamında Emel Sayın, Gülben Ergen, Seda Sayan, Ahmet Özsan, Emrah. Şu an bu şekilde işliyor. Bunlar devam ediyor. Bunlar şu devam anda ediyor. Peki sizi en zorlayan ve veya hani beraber çalışması en kolay sanatçınız kimdi? En kolayı söyleyin, zoru boş verin. Aslında en kolaydan ziyade beni böyle çalışırken çok mutlu eden Ahmet Özhan tarafı ruhumu besliyor. İyi insan olmak. Çünkü o işten ziyade bir yerde de çoğu kişi tasavvufun ne demek olduğunu bilmiyordur. Ama tasavvufun aslında iyi insan olmak, nasıl daha iyi insan oluruzdu tartıştığımız bir yerde. Beni beslemesiyle birlikte Ahmet Özsan, Emel Sayın, şimdi hiçbirini birbirinden ayıramıyorum. Bu zamana kadar çalıştığım sanatçılar da bende ayrı bir yerde ama bu isimlerin her biri tek tek bana bu zamana kadar ben bir şey bilmiyormuşumu gösterdi. Hayatı sorguladığım, o dönem böyleymiş, bu dönem böyle, ne güzel işler yapıyoruz diyerek her konserde gerçekten kendimle de gurur duyuyorum. Ve yaptığımız işlere böyle baktığım zaman böyle bir tamam oldu diyorum. Tabii ki bunun daha üstleri olacak ama şu an gerçekten çok güzel bir yerdeyim. Hepsi çok güzel. Hepsinin zorluğu da var, kolaylığı da var. Değişiyor işte. Birinin ekibi çok kalabalık olabiliyor. Birinin ekibi çok az sayıda ama gittiğimiz iş çok zor. Şu dönemde etkinlik yapmak çok zor olduğu için şeyleri kabul ettirebilmek. Hepsi güzel ama hepsinin de zorluğu var diye özetleyeyim. Şimdi şu an müzik sektöründe de dolayısıyla sahne arkası ekipte de çalışanlar arasında büyük bir bolluk ve rekabet var. Benzer işler yapanlar var ama herkes sizin gibi genç yaşta çok güzel yerlere gelemiyor. Sizce sizi ön plana çıkaran özellikleriniz neler oldu? Bunu bir iki sene önce sorsaydınız cevap veremezdim büyük ihtimalle. Ama şu dönemde çok açık bir yüreklikle şunu söyleyebilirim. Bir kriz varsa, diyelim ki bana krizle alakalı bir konu geldi, bir mesaj geldi.
krizi çözer cevap veririm. Eğer ki o krizin kendi içerisinde böyle bir çözümünü yaparım, 5 dakikadan uzun sürecekse ilgileniyorum yazarım sadece. Ama 5 dakikadan kısa sürede çözeceğimi biliyorsam çözümü, o sorunu hallederim. Sonrasında halledildi yazarım. O yönümün tabii ki günden güne gelişti. Çevre de tabii ki, çevre faktörü de var burada. Tanıdığınız insanlar, karşılaştığınız sorunlardan kaynaklı bir öğrenmişlik var oluyor orada. O yüzden Didem Tüzel'i iş yerinde nasıl tarif ederler? Kriz çözer. Bir sorun mu var? Ne olursa olsun fark Didem etmez. Didem çözer. Gerçekten öyle oluyor. Bir yerden sonra bu birazcık kötü oluyor ama... Biraz soğukkanlılık da gerektirmiyor mu bu? Gerektiriyor. Çünkü bu zamana kadar çok kişiyle çalıştım. Herkes böyle bir koşturmaca halinde, biri oraya gidiyor. Diyorum ki ne oldu? Yani şu an bu koşturmacanın yani karşılığı, ben tanımasam sizi sahne yanıyor derim. Nereye koşturuyorsunuz? Şöyle bir şey oldu. Yani. Hani buna da bu olmaz, gerek yok. Benim en büyük böyle sinirlendiğimi gördüğü yerde insanların, ya gerçekten ciddi anlamda istediğimiz çok spesifik şeyler vardır ve her insan için olması gereken şey, kalacağı yer temiz, yediği yemek güzel. Bu kadar, başka hiçbir şey istemeyiz. Eğer ki ben bunun toplantılarını yaptım ve orada hala sıkıntı yaşıyorsam, çok zaten işlerine çok gülen bir insan değilimdir. Dışarıda böyle birisi beni gördüğünde güldüğümü görünce falan olur. Ama orada ekstra bir suratıma başka bir ifade bürünüyor büyük ihtimalle. Uzaklaşırlar benden. Büyük bir sıkıntı vardır çünkü. Ya budur ya da gerçekten sahnede çok önemli bir şey gitmiştir. Yanıyordur sahne. Onun dışında gayet soğukkanlı bir şekilde. Artık o kadar çok sorunla karşılaştık ki. Çok büyük bir şey olmadı takdirde. Şimdi bunu da konuşuyorum. Devamında büyük bir şey olmaz umarım. Birden şey, çıkışta telefon çalıyormuş. Didem. Ve bu başarınıza yurt dışına taşımayı düşünüyor musunuz? Öyle bir proje var mı? Çok istiyorum. Ama şunu da gayet içten bir şekilde söyleyebilirim. Maalesef ki daha öğrenmem gereken çok şey var orası için. Oradaki prodüksiyonları tam böyle kaba tabirle ağzım açık izliyorum. Hayaller kuruyorum. Daha çok yolum var. Ulaşmak istediğiniz hayal, hedef nedir? Şöyle ki, nasıl özetleyebilirim onu? Şu an olduğum yerden, hep böyle hayatımızın bir döneminde her şey akışında ve güzel gidiyor dediğimiz bir yer vardır. Orada olduğum için yani bunun üzerine koyabileceğim isimler tabii ki var. Şu an galiba bir tane isim kalıyor Türkiye şartlarında. Onun dışında yurt dışında çok istediğim isimler var. Ama onlar da bende kalsın. Bir küçük kendi içimde her ne kadar şu an görüşmeler devam ediyor. De, kendimce planlarım var. Oraları planlıyorum. Küçük küçük çalışmalar yapıyorum. Günümüzün aslında manifestliyoruz dediğimiz bir tarafta. Planlarımı yapıyorum ama dediğiniz gibi aslında yurt dışı planlarım. Hı-hı. Birkaç adımım var bu sene içerisinde böyle gerçekleştireceğim. Onları yaptıktan sonra galiba tam şekillenip plancı olduğumuz için en ufak bir soru işareti varsa kafamda onunla alakalı hep böyle daha planlıyorum diyerek geçiştiriyorum. Ama dediğiniz bir yerden küçük böyle bir detay, yurt dışı planlarım var. Bu konuda var. Ufak atılımlar yapılıyor, evet. Yavaş yavaş. 2024 gündeminizde neler var? 2024 gündemimizde neler var? Çok yoğun bir konser programımız var. Zaten artık müziğin bir işte konser zamanı dediğimiz bir şey kalmadı. Her dönem yoğun bir konser programına sahip oluyoruz, isimlerden de kaynaklı. Onları böyle dışarıda tuttuğum zaman 2024 benim kişisel planlarım olarak ilerliyor bir yerde de. Artık ikiye böldüm. Yurt dışı. Sadece böyle iş dışında iki günüm mü var? Tamam, nereye gidelim? Şuraya gidelim. Hemen planlar. Ya da kendime daha fazla nasıl bir şeyler katabilirim, öğrenebilirim, nelerle uğraşabilirim diye uğraştığım bir dönem var. Şu an işte bir küçük böyle müziği de sevmemden kaynaklı DJ'lik tarafı var. Evet, onu oraya olarak, geleceğim. Hobi olarak yapıyorum. Orayı geliştirmeyi planlıyorum 2024 yılında ve gezmeyi. Tam olarak bu kadar 2024 planım. O DJ'lik hususunda da daha sonra gelecektim ama şimdi konu açılmışken gireyim. Aktif olarak sahne alıyorsunuz. O nereden, evet, aklınıza geldi, esinlendiniz? Çok eski bir arkadaşım var, Alican. Hep böyle bir şeyler yapalım diye konuşmalarımız olurdu. Ama hiçbir araya gelemezdik. Ben yoğunum, o yoğun. Bir ortak paydada buluşamazdık. Bir hobi ararken onun da DJ okulu açacağını öğrendim.
Evet, ben de geleyim. İlk öğrenci olayım. Oliver diye bir arkadaşımız var. Ondan bir 6 ay kadar eğitim aldım. Sadece hobiydi o zamanlarda. Ve aynı zamanda Ali Can'ın da devam eden Dejavu 90'lar konsepti işleyen bir parti düzeni vardı. Kadın DJ arıyorlardı. Peki, tamam. Şakasını yaptık sadece. Ben gelişiyormuşum, ben çalıyormuşum falan dedik. Ben çalmaya başladım. Tam olarak aslında böyle işledi. İlk böyle bir 5-6 sahne Berk var, beraber çalışıyoruz. Onunla çıktım. Tamam, oluyor galiba. Olduk. Tamam, lansman yapıyoruz artık dedik. Kasım ayında ilk böyle herkes gelsin, hadi bir çıkıyoruz, eğleniyoruz diye çıktığımız yolda şu an her cumartesi kanyonda sahne alıyoruz. Onun dışında yine bir sürü mekan var. Kendi işlerimden vaktim kaldığı zaman buraya dönüyorum. Burası tabii iş olarak değil, tamamen eğlence. İstersen 5 saat kaldırsınlar, çalarım. Ama kendinize ikinci bir meslekte çıkarmış oldunuz bu arada. Evet, yanlışlıkla oldu ama çok da mutluyum. Şimdi son 10-15 senedir özellikle, aslında bir 20-25 seneyi buluyor ama son 10-15 senedir daha belirgin bir şekilde müzik algısı, müzik anlayışı ciddi oranda değişti. Son 4 yıldır da yaklaşık Türkiye ekonomisi büyük oranda değişti. Evet. Bu sanat kapsamında sahne arkasına nasıl yansıdı? Aslında en çok bize yansıdı gibi bir durum var. Çünkü müzik hayatımızın her anında, bundan 10 sene önce de 50 sene önce de müzik hep bir lüks olarak görüldü. Ama müzik aslında, ya bir doktor ameliyat yaparken de müzik dinliyor, canımız sıkıldığında da müzik dinliyoruz. Müziğin iyileştirici bir tarafı vardır. İnsanlar burayı hep eğlence olarak gördüklerinde en ufak bir darbe hep bize vurdu zaten. Ve sahne arkasını şöyle etkiliyor. Bizim genelde işte Kıbrıs konserlerinde hiç ne kişi sayısına bakılırdı, ne uçak bileti fiyatı çok önemsenirdi, uçak biletleri hep değiştirilirdi, hiçbir sıkıntı yaşamazdık. Şu an ekibiniz çok kalabalık, biraz azaltabilir miyiz? Yani orası bizi en çok etkileyen taraf. Artı olarak sahnede hep iki masayla çalışırız. Bir diğer masayı isterken zar zor alabiliyoruz, markasını artık takılamayacak duruma geldik. Sahneye 35 tane robot taktırırdık ışıklardan, taktıramaz hale geldik. Yani bir sanatçının takip ışığı koydurabilmesi o kadar zor hale geldi ki. Yani bunların hepsini birleştirdiğinizde bir de ekipte çalışan herkesin günümüz şartlarında ayakta kalması lazım. İster istemez oralarda da zam geliyor. Ve bunların hepsini topladığımız bir tarafta ister istemez sanatçının kaşesine yansıyor ve iş yapamaz hale geliyoruz. Normalde Ramazan ayında bizlerin böyle her günü dolu olurdu. Totalde 10 kişiyiz biz. Ama ayda artık 15 konser yapabilecek durumdayız. Daha fazlası olmuyor maalesef. Hem insanlar, bizleri çağıran insanlar, işte marka olur, mekan olur, bir bayi olur. Onlar bile çağırırlarken artık şeye bakıyorlar. Kişi sayısı, sahnede ne istiyorlar, bize ne kadar mal oluyor. Oraya bir bakıyor. O maliyeti bir çıkarıp ondan sonra sanatçı seçmeye başlıyorlar. Orada da eğlendirebiliyor mu? Kimlere hitap ediyoruz? Şu yaş kitlesi mi geliyor? Bu derken o yüzden günümüzde artık farklı farklı isimler duyuyorsunuz. Belki hiç adını duymadığınız insanlar bayi toplantılarına gidebiliyorlar. Çünkü neden? Artık hatta DJ çıkarmaya başladılar. Eğlendiriyor mu? Eğlendiriyor. Düşük maliyette eğlence sunuyorum ben bayilerime diyor. Ya da ya bir sürü isimden bahsediyorlar. O kadar artık takip edemiyorum ki. Çok da güzel bir şey bu. Ama bu sefer biz ekibimizi elimizi tutamamaya başlıyoruz. Bizim taraf azalıyor. Çünkü onlar da ister istemez para kazandıkları yere gitmek durumunda kalıyorlar. Derken bize yansıması tam olarak bu şekilde. Ve hatta geçen sene bunun bir çalışmasını yapmıştım artışlardan kaynaklı. Müzik sektörü bitmek bilmeyen bir pandemiye girecek. Bu kadar artışlar, bu kadar hayatta kalamama bizi ayda bir, ayda iki konsere düşürecek. Ve bir yerden sonra gerçekten müzik sektöründeki herkesin B, C planı değil bir Z planının olması gerekiyor hayatta kalabilmek için. Bu eğlendirme misyonu da sanatçıya yeni yeni yüklendi. Eskiden böyle bir şey yoktu. Biz şarkıları dinlemeye, canlı olarak o kişiyi görmeye, evet, giderdik.
Ama şu an diyorum ya, şu an konser verenler ya da atıyorum bir iki şarkısını beğendiklerimizin aslında bir albümü yok. Bir sahneye çıktığında o şarkıyı tamamen o süreyi doldurabilecek bir şarkısı yok. Mecburen bir cover yapmak durumunda kalıyor. Cover yaparken de şimdi bir konserine gittiniz. Para verdiniz ve şu anda bilet fiyatları da çok uçuk. İkinci konserine de para verdiniz ve gittiniz, aynı şeyi gördünüz. Ya artık gitmemize gerek yok. YouTube'dan açar dinleriz diyorsunuz. Bir yerde de insanların artık her ne kadar kendi şarkıları da olsa, gelen insan parasının sonuna kadar karşılığını almak istiyor. Eğlenmek istiyor. Önce gülmek, sonra ağlamak, sonra tekrar eğlenmek istiyor. Şimdi bunu yapacak sanatçıları arıyor bir yerde de bayiler. Çünkü bayiler biraz zordur. Diyelim ki bir firmamız var, bir bayi toplantısı yaptı. Van'dan da gelen var, İzmir'den de gelen var, Ankara'dan da var, Adana'dan da var. Şimdi onun sevdiğini bu sevmiyor, bunun sevdiğini o sevmiyor. Hepsini tek tek eğlendirmeniz lazım. O yüzden bayi toplantılarına çıkacak sanatçılar, herkes çıkamaz bayi toplantılarına. Bir kere çıkar, ikinci de çok zorlanır. Çünkü müşteriyi alamaz, eğlendiremez. O yüzden orada bir zorluk tarafı var bayilerin. Bir de eskisi kadar sanki büyük salonlarda da konser verilmiyor değil mi? Daha mekan bazlı mı olmaya başladı? Aslında büyük işlerde var. Fakat ayakta kalmakta zorlanıyorlar. Çünkü ister istemez sanatçının kaşesini karşılamak zorunda. Büyük mekanın gideri de çok büyük. Orayı da bir kapı açılışını karşılaması gerekiyor. Bunları yaparken de o yüzden çok azaldı. Önceden daha çoktu tabii ki. Şu an daha minimumda gidiyor. Bu sene tahminimizce daha az olacak bu büyük mekan konserleri. Bir yerde de her ne kadar çok iş yapamıyoruz, konser yok desek de, İstanbul halkı olarak konuşacağım, konsere doydular. Kuruçeşme vardı, Harbiye vardı. Onun dışında zaten mekanlar hali hazırda işliyor. Galata'da yapıldı, orası burası derken insanlar bir müziğe doydular. Ve bu sene o yüzden çok fazla yüklenilmeyecektir belli başlı sanatçılar hariç. Ama dediğim gibi o, yani dediğiniz yere geliyor. Büyük mekanlar önceden 10'sa şu an 2. Maliyetlerinden kaynaklı. Seyirci açısından da maliyetinden tabii kaynaklı. Tabii. Bir mekanda dinlemek daha ucuz oluyor. Evet. Yani mekana gittiğinde de şimdi insanlara hak veriyorum. Bir bilet 500 liradan başlıyordur minimum. İki kişi gidecek. Kız arkadaşıyla ya da erkek arkadaşıyla gidecek. Giderken toplu taşımaya kullansalar, yemek yeseler 2000'lik oldular zaten. Günümüz şartlarında da öyle bir 2000 lira harcayabilecek durumda olan gençlerimiz olduğunu çok düşünmüyorum. Yani benim 10 lira harçlığım vardı eskiden lisedeyken falan, yani böyle saçma sapan. Çokmuş aslında. Peki DJ'liğe gene ben ufak bir geri dönüş yapacağım. Her cumartesi sahne alıyorum dediniz. Evet. Hangi tarzlarda şarkılar çalıyorsunuz? Aslında şöyle, 90'lar, 2000'ler çalıyoruz. Dejavu 90'lar konsepti olduğu için. Onun dışında şu an birkaç projemiz daha var. Birkaç bir yerden teklif geldiği için proje oraya dönecek. Biraz daha böyle afro. Tekno çok çalamıyorum. Her ne kadar o aleti, setup'u kullanması daha eğlenceli. Ama ben çalamıyorum. Ya yaş artık geldi diyeceğim. Ya da hiç dinleyebildiğim bir müzik tarzı değildi ama afro, R&B tarzında böyle bir konseptimiz geliyor. Yani 2024 süresince onu da bırakmayıp iki mesleği bir arada devam ettireceksiniz. Götürebildiğim yere kadar galiba götüreceğim. Çünkü bu taraftaki stresim, hep böyle bir açıklamam vardır. Burada stresliyim ben. Hiç benim yakın arkadaşım benim bulunduğum işte çalışmak istemez. Çağatay diye bir arkadaşım var. Seni görmeyeyim ben çalışırken dedi. Bana Çağatay Bey dersin, orada ters düşeriz. Hiç gerek yok. Bir de hiç eğlenceli bir insan değilimdir ben çalışırken. O yüzden bu taraf ama tam öyle benim bir istediğim ki yer. Ben de istemezdim sizle tanışma gelse. Çünkü o kadar çok her an bir şey oluyor ki, ya da ister istemez konserden bir gün önce benim uyku düzenim yoktur. Bir gün önce dışarıya çıkmam. Çünkü hep telefonum çalıyordur. Bir de hep böyle tam yastığa kafamı koyduğumda onu yaptım mı tik, onu yaptım mı tik, bunu yaptım mı tik, hop tekrar baştan tik tik, bunları yapana kadar zaten 2 saatlik uykuyla konsere gidiyor oluyorum. Çünkü büyük ismin organizasyonu da büyük oluyor. Sorumluluğu da çok büyük oluyor. O yüzden oradaki böyle çekilmez bir didem gibi görünür ama konser bitti diyelim,
Her gün otururum, kahvemi de alırım. Orada işte gerçek Didem'i görüyoruz. O yüzden DJ'liği de yönetmek istiyorum, yürütmek istiyorum bu süreçte. Orası hiçbir şeyle uğraşmadığım, tamamen özgür bıraktığım, kafamı da böyle boşalttığım bir alan. Bir terapi alanı da aynı zamanda. Çok güzel bir terapi. Psikoloğa gitmeye gerek yok. Psikolog mu, DJ'lik mi derken ben DJ'liği seçtim. Peki müzik dışında, şimdi müziği mesleğiniz gereği takip etmek zorundasınız. Müzik dışında takip ettiğiniz başka sanat dalları da var mı? Yani sanattan ziyade önceden beri gelen zaten böyle bir dansla haşır neşirlikten kaynaklı. Zaman bulsam tekrar bir işte dans videolarını açıp böyle eski zamanlarımı izleyip böyle bir iç çekiyorum sadece. Biraz daha böyle bir kendime vakit ayırıp tekrar bir dans alanına dönmek istiyorum. Çünkü 2014 yılında Türkiye şampiyonu olduktan sonra ben bıraktım. Hangi branşta? Artistik jimnastik. Bizim danslar zaten böyle klasik baleyle başlar. Çerkez dansları o duruşu alabilmek için. Öyle bir başlangıçla devam ederken Mersin, ben de tam dersleri severim ama dersi derste dinlerim. Sonrasında oturup böyle çalışan bir öğrenci olmadım hiçbir zaman. Ders dışında ne varsa hep arayışa girmişimdir. O dönemde okulda ortak seçmeli dans dersleri var. Peki gidelim. Orada böyle derslere girip çıkarken yanlışlıkla şampiyonaya hazırlanıyoruz. Bizimle gelir misin? Ve yanlışlıkla birinci alıyorsunuz. Evet, gerçekten tam olarak öyle işledi. Ve tabii babam çok karşıydı. Hep böyle bir abla çıtayı çok yükseğe koydu. Yoksa aslında gayet güzel gidecektik. Derken baba karşı çıkınca bir de Türkiye'de de maalesef daha yukarıya bir şeyleri taşımak için birazcık çaba sarf etmek gerekiyor. O dönemde bende o enerji yoktu galiba. 2014 yılında bıraktım. O yüzden şu dönemde biraz daha böyle artık dansa dönsem iyi olur. En azından böyle ayda bir gidip tekrar takibe düşsem iyi olur diye düşünüyorum. Siz ondan yanlışlıkla bir üçüncü meslekte çıkarırsınız. Öyle geldi bana. Umarım çıkarmam. Geçenlerde Ali Atay'ın bir konuk olduğu bir programı izledim. Onu da yapmayayım lütfen. Yani o kalsın. Hani çünkü bir şeyi yaptığım zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok erken yaşlanacağım. Onu da yapmaya başlarsam bir 10 sene ileriden gideceğim galiba. Çok yorucu oluyor, evet. Özellikle sizin gibi mükemmeliyetçi bir insan için her şeyi en doğru, en evet, güzel haliyle yapmak zaman alıyor, efor istiyor. Haklısınız. Peki çağımızın gereği sosyal medya. Biz sizi nerelerden takip edebiliriz? Nerelerde çağımızın varsınız? Çağımızın gereği sosyal medya. Şu dönemde yani YouTube hazırlıklarımız devam ediyor. Aslında insanların bizim sektörde merak ettikleri şudur. Sanatçı hep böyle parça parça görür, sahnede görür. Ama arka tarafı çok merak eder. Ya nasıl yapıyorlar bu konseri? İnsanlar şey sanıyorlar. Dün teklif geldi, yarın sahneye çıkıyoruz gibi falan sanıyorlar. Ama aslında o konserler 2024'ü biz 2023 başında kapatıyoruz. Hmm. O bir sene komple onun hazırlığı oluyor. Ama konser gününün o tatlı bir heyecanı vardır. Hem biraz oraları içerecek, hem tatlı ünlü konuklarımın olacağı, hem böyle o hayatları da içerecek böyle tatlı bir konseptimiz var. YouTube gelecek. Yine Didem Tüzel adıyla zaten YouTube. Onun dışında Instagram'ım var. Instagram dışında zaten çok da başka bir sosyal medya kullanamıyorum. Çok da vaktim olmuyor. Instagram ve YouTube'dan takip edebilirler. YouTube'daki içerikler tahminen ne zaman yayınlanmaya başlayacak? YouTube'daki içeriklerimiz şu an 6 tane videomuz stoklu. Son bir küçük bir spoiler, Tiflis videosu gelecek. Onu da çektikten sonra artık her hafta çarşamba günleri, şu an için çarşamba ve 18.30 planlıyoruz. Yani bir ay sonra diye tahminimiz, yani bir ay sonra büyük ihtimalle yayınını yapmaya başlamış oluruz. Hemen takip edin. Hemen. Çok keyifli bir insansınız. Çok mutluyum sizi ağırladığım için. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tarz şeylere çok aşina değilimdir. Hep de böyle bir gerilirim ama sizin enerjiniz, sizin o tatlı sunumunuzla beraber çok mutluyum. Çok da eğlendim. Teşekkür ederim. Ben de özellikle sizi ağırlamak istedim. Çünkü hep o izlediğimiz güzel konserlerin arka planında ne olduğunu bilmiyoruz. O konserleri güzel yapan insanlar, bu güzel insanlar. Görün teşekkür istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Herkese teşekkür ediyorum.
Efendim bugün Next Para Art Galeri'de sanatçı genel koordinatörü sevgili Didem Tüzel'i ağırladık. Kendisine YouTube hesabından ve Instagram hesabından Didem Tüzel yazarak, ulaşarak takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.